Serdar Turgut Rehavete düşmeyelim. Washington'da Erdoğan düşmanları rahat durmuyor. Yaptığı son hamlelerle Türkiye bölgede oyun oynanabilen bir ülke değil, oyun kurucu olduğunu gösterdi. Başkan Erdoğan'ın son hamleleri ve Amerika ile oluşturulan yeni durum büyük başarıdır ve global düzeyde Türkiye'yi hak ettiği konuma taşıyacak kadar da önemlidir. Bu gibi durumlarda başarıyı alkışlamakla yetinmek yerine olabilecek tehlikelere dikkat çekmenin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle ortamlarda oluşabilecek yeni tehditler gözden kaçırılabilir. Şunu unutmayalım, Başkan Erdoğan'la Trump yeni bir sayfa açıyorlar ve bu da sürecek ama Washington'daki Erdoğan düşmanları da rahat durmuyorlar. Bunlar şehirde yeni koalisyonlar yaratarak Başkan Trump'la Erdoğan'a birlikte saldırmaya çalışacaklar. Nitekim bunun hazırlığı başlamış durumda. Ben bunları burada takip ediyorum. Herkes olan biteni bilsin diye bugün bunları anlatacağım. Güç merkezi faaliyeti. 1. Washington'da dünyada fazla takip edilmeyen, pek bilinmeyen bir asıl güç merkezi vardır. Trump'ın seçildiği gece M Street'teki binasında kutlama partisi düzenlenen, CIA başkanlığına Gina Haspel'ın atanacağını herkesten önce öğrendiklerinde yine partiler verilen Foundation for Development of Democracies, FTD adlı bir vakıf var. Evangelist çevrelerle çok yakın bağlantıları olan neokon kökenli bir kuruluş bu. Ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da bu kuruluşla bağlantılı. Erdoğan düşmanları Amerika elçiliğinin Kudüs'e taşınmasına sert eleştirileri nedeniyle Başkan Erdoğan'a düşman kesilmiş olan evangelistlerin Trump'la bağlantısını kuran Sheldon Adelson da bu kuruluşla bağlantılı. Eski CHP milletvekili Aykan Erdemir, Erdoğan aleyhine faaliyetlerini bu kuruluş içinde yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın son hamleleri bunlarda büyük korku ve panik yarattı. Hemen harekete geçip birbiri ardına aslında Türkiye'nin ne kadar tehlikeli bir ülke olduğunu anlatmaya çalışan yapıtlar yayınlamaya başladılar. Müslüman Kardeşler Kartları Son olarak Türkiye'nin Libya'daki bazı çevrelere silah sevkiyatı yaptığı yalanını ortaya atan bir raporları dolaştı Washington'da. Bu kuruluş John Bolton'la birlikte Müslüman kardeşleri global terör örgütü ilan etmek için çalışıyor. Buna başkan Erdoğan'ın da ismini bulaştırmak amaçları. Trump'la Erdoğan'ın yakınlaşmaları bu yüzden bunlarda büyük panik yarattı. Planları bozuldu. Ama duracaklarını da sanmayalım. Pompeo da bunları dinler ve sıkça görüşür onlarla. Faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Bunu bilelim ve dikkatli olalım. Mike Flynn bağlantısı. 2. Bilmem dikkat ettiniz mi ama özel savcı Müller'in bir ara Türkiye için çalışmış olan Mike Flynn'ı da soruşturmasına dahil etti. Bunun savcının esas soruşturması gereken Rusya bağlantılarıyla alakası yoktu. Ama bir amaçla soruşturmaya dahil edildi. Savcının son iddianamesinde Mike Flynn'ın aracılar vasıtasıyla Türkiye'den önemli miktarda para aldığı ve bunun bir bölümünün Trump'ın seçim kampanyasına aktarıldığı söyleniyor. Şimdi Washington'da deniliyor ki Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde hakimiyeti ele aldıklarında yani yeni yılda kurulacak soruşturma komisyonlarında Trump'la Erdoğan'ın son yakınlaşmalarında verildiği iddia edilen bu paranın etkili olduğu iddiası ortaya atılacakmış. Bunun üzerinden hem Trump'ı hem de Erdoğan'ı vurmaya çalışacaklar. Böylece son derece ilginç yeni bir düşman cephesi ortaya çıkıyor. Evangelistlere yakın FTD ile demokratlar arasında bir düşmanlık cephesi oluşabilir. Bunu da bilelim ve dikkatli olalım. Serdar Turgut, Habertürk